İman edecek olanlar yiğit insanlar, delikanlı insanlardır. Allah pısırık insanları sevmez. Yiğitleri sever. Yiğitçe tavrını ortaya koyanları sever. Eshab-ı Kehf yiğitti. Allah onlara o yiğitler dedi. La ilahe illallah dediler. Hiç taviz vermeden, her türlü riski, tehlikeyi göze alarak, ölümü göze alarak, Allah'tan başka ilah yok dediler. Bununla beraber bir de Hendek eshabını anlatıyor. Oradaki kral kim dininden dönmezse hendek kazmış, içine ateş yakmış. Bu ateşe atarım diye hep halkı toplamış tabii hepsini. İman ettiğini söyleyenleri ateşe atıyor. Her biri kendisi ateşe atlıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah deyip ateşe atlıyor. Yiğit insanlar. Bu ayeti, Resulullah Efendimiz bu ayeti beyan ederken buyurdu ki, hamile bir kadın vardı, tam böyle o ateş hendeginin kenarına geldi, tam atlayacakken, şeytan ona vesvese verdi. Tamam, sen müminsin, ateşe atlıyorsun ama karnında bebek var. Onun hesabını yapman lazım, onu ateşe atmaya hakkın yok. Böyle vesvese veriyor. Buyuruyor ki o anda ana karnındaki çocuk konuştu. Dedi ki, anneciğim atla, cennet bizi bekliyor. Kadın dedi, atladı. Tabii ki bunu anlatırken seyredip öyle anlatıyor. Mümin bunlar, yiğit bunlar. Şimdi bakıyoruz, Allah için en ufak bir sıkıntıya bile katlanamıyor. Ya da biri benim için şöyle söyledi, anam böyle söyledi, babam böyle söyledi, şu şöyle söyledi, ondan sonra ben vazgeçeyim. Ben yapamıyorum. Nedir bu? Tek kelimeyle, evet, pısırık, o kadar. İnsan olamamış, Rabbine iman edememiş, Rabbine güvenememiş, kul olamamış. Nefsine kul olmuş. Nefsine biri dokun değil mi? Hemen Allah'a kulluktan vazgeçiyor. Nefsine ben senin kulunum diyor. Ben seni üzmem. Ben sana sıkıntı vermem. Senin sıkıntı duyacağın bir şeyi yapmam. Allah'tan vazgeçerim. Senden vazgeçmem der. Mümin mi bu? Hayır.